Evet, selamlar YouTube, tekrardan ekranların karşısındayız. Yani TV programına giriyormuş gibi hissettim ama öyle de değil. Evet, tekrardan selamlar, hoş geldiniz kanalıma. Kanada'da bir genç adı altında tekrardan bu işe başlamış bulunmaktayız. Uzun zaman oldu, bir video atıp gaza geldik, yapacağız edeceğiz dedik ama hayat temposu bize maalesef yapamayacağımızı gösterdi. Problem yok, şu an hazırız, ekibimiz hazır, ben hazırım, halledeceğiz. Bu işe ilk başta beni başlatan, bana destek veren arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çünkü evet, bazı hareketleri kendim yapmam gerekiyor. Ama bazı insanlar da destek verince, hani ya da bana fikirler verince, bu işte yardım edince, bunlar da tabii ki de işin güzel yanları oluyor. Biz sonuçta bu işten para kazanmak adına yapmıyoruz. Hobi adı altında yapıyoruz. Bilgilendirme adı altında yapıyoruz. Çünkü Türkiye'den şu an Kanada'ya çok fazla göç var. Bu göçten dolayı da insanların bilgiye ihtiyaçları var. Bilgilenmeye ihtiyaçları var. Biz de elimizden geldiğince bilgilenip işte bilgilenmelerini sağlayacağız. Kendi bildiklerimizi aktaracağız. O zaman azıcık kendimden bahsedeyim. Sonra başlayalım. Evet, azıcık da sizlere kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Kuzey Genç. Dediğim gibi Kanada'nın Vancouver eyaletinde yaşıyorum ve yaklaşık 2. yılımı tamamladım. Bu 2 yıllık süreçte buraya dil okuluyla geldim. Dil okuluyla geldiğim süreçte de bir şirketle geldim tabii ki de buraya. Niye tabii ki de diyorum? Çünkü şirketle gelmek bir tık daha güvenilir oluyor. Çünkü evrakta hata yapma şansınız azalıyor. Çünkü bu işi yapıyorlar yani. Ama şu an o şirketin ismini vermeyeceğim. Çünkü şu an onlarla çalışmayı bıraktım ve reklam yapma niyetinde de değilim. O şirket aracıyla geldim. Bir problem çıkmadı. Tabii ki de başvurumuz aslında dil okuluyla oldu. Ben geldiğim dönemde pandemi devam ediyordu ve bayağı bir beklemiştim bu süreçte. Çünkü çok yavaştı işler. Ama bir şekilde buraya geldik, adımımızı attık ve buraya geldiğimde homestay yaşadım. Yaklaşık 6-7 ay civarı. Homestay mantığı da şöyle oluyor. Hemen özet geçeyim. Evde kalıyorsunuz, odanız oluyor. Yemek ve şeye, mutfağa dokunmuyorsun. Size yemeklerinizi yapıyorlar, işte kahvaltınızı, öğle yemeğinizi, bilmem nezi falan. Ama genellikle homestay'i çok fazla tavsiye etmiyorum. Başlangıç için okey, buraya alışmanız için okey. Ama ondan sonra kendi odanıza çıkmanız, evinize çıkmanız her zaman daha iyidir. Çünkü o ailenin kültürüne alışmak Türkiye'den gelen biri için çok zor oluyor. Bir Filipinli ailenin yanına gitmek ya da örnek veriyorum bir Hindistanlı ailenin yanına gitmek. Yani bir ton insan var bu arada, örnek veriyorum sadece. Bir ton kültürde o kültüre adapte olmak, onların yemeklerine alışmak falan bir tık zor oluyor. Bu zorlukları da çekmiş biri olarak söylemek isterim. 6 aylık bir eğitim sürecim oldu dil okulunda ve 6 ayın sonunda koleje başlamış bulundum. 6 ay belki de evet bir tık uzun bir süre olabilir dil okulu için. Ama buraya geldiğimde dil seviyem bir tık düşüktü ve bu seviyeyi arttırmaya çalışıyordum. O yüzden bir tık uzun sürdü. Aslında Türkiye'de bir dil eğitimi almıştım. Ama o dil eğitimi aldığımda sadece buraya geldiğimde kitapta olay olduğunu öğrendim. Yani kitabı öğrenmişiz. Hiç pratik etmemişiz. Hiç konuşmayı öğrenmemişiz. Hiç genel hayatı öğrenmemişiz. O yüzden dil okuluna gelecek arkadaşlarım için de söylüyorum, hemen araya bir ufak böyle bir şey olsun. Dil okulu yurt dışına, yani dil yurt dışına daha iyi gelişiyor. Bu benim için böyleydi. Ve çoğu çevremdeki insan için de böyle oldu. Tabii ki de orada gelişip öğrenmek yani imkan meselesi. Ona karışmıyorum. Ama dediğim gibi yurt dışında gitme imkanınız varsa dil eğitiminizi de alabilirsiniz. Dediğim gibi 6 aylık bir süreç oldu. ILEC dil okulunda okudum ve ILEC'te Pathway programımız vardı. Pathway programında ne oluyor? Bir sertifika programı, üst level bir program. Bu programı bitirdiğiniz zaman anlaşmalı olduğu üniversitelerle bağlantı kuruyorsunuz ve o bağlantı sayesinde IELTS ve TOEFL sınavına girmeden direkt geçebiliyorsunuz. Hani dil yeterliliğinizi kanıtlamak anlamında. Tabii ki de bu da zamandan ve para anlamında size çok güzel tasarruf oluyor. Çünkü o sınavlara gidip o sınavların süresini kullanmak falan, hepsi bu işlerin hem maddi hem manevi hem de zaman anlamında bir çaba sarf etmeniz gerekiyor. O şekilde koleje geçiş bulundum. Kolejde de geçtiğimde benim programım Computer System Technician, bilgisayar sistem teknisyenliği adı altında 2 yıllık bir diploma programı. Bu programda seçim nedenim zaten bu işe ilgimin olması. Bilgisayarlara karşı işte ya da programlama ya da networking ya da işte serverlar falan, hani bu işlere karşı ilgim olduğundan dolayı ve ileriki planlarımda 4 yıllık bir üniversiteye geçtiğimde bu bölümleri saydırıp işte kendimi daha iyi bir yol çizebileceğimden dolayı bu programı seçtim. Hatta okulumun da linkini aşağı bırakıyorum. İlgilenirseniz de bakabilirsiniz. O şekilde şu anda hala bugün bile eğitime devam ediyorum. Birinci sınıfımı tamamlayacağım bu ayın sonunda. Ve bu süreçte tabii ki de okula gidip gelmek olsun, işte derslerin
zorluğu bilmem ne falan derken hani bu sürece de girmiş bulunduk sizlerle birlikte YouTube serüvenine de. Tabii ki de bilgilendirme amaçlı yapıyoruz bir işi. Bizim bu işten bir maddi ihtiyacımız yok. Biz sadece kendi bildiklerimizi sizlere aktararak sizlerin de doğru bilgiye ulaşmasını istiyoruz. Tekrardan da söylüyorum, iletişim bilgilerimiz aşağıda. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Ufak bir özet videosuydu bu. Ve geçen gün, yani 1-2 gün önce Kanada'da bir Türk buluşması oldu. Kanada geyikleri düzenledi. İçeriye buradan Evren abi ve Eray abiye de selamlar olsun. Bir de Sema abla da tabii ki de bu işin içindeydi. Onu da unuttum, pardon. Sema ablaya da buradan selamlar. Onların düzenlediği güzel bir etkinlik oldu. Aslında etkinlik videosu uzun olacaktı. Onu planlıyordum ama maalesef etkinlikte çok fazla video çekemedim. Ama en azından size etkinlikten ufak da olsa bir kareler yaptım. Böyle 3 dakikalık, 2 dakikalık bir kısım. Oradan da tekrardan yeni bir girişi var. Oranın da aslında bir YouTube videosu gibi düşünün. Ama 3 dakikalık ve de 3 dakikalık videoyu paylaşmak istemedim. Bu videoya dahil etmek istedim. Onu da izlerseniz çok sevinirim. Son kısımda geliyor. Desteklerinizi bekliyorum. Video fikirlerinizi de bekliyorum. Yorumları okuyacağım. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler dilerim. Görüşmek üzere. Selamlar YouTube. Ben Kuzey Genç. Bugün sizlerle tekrardan tam bir yıl sonra buralarda bulmak çok güzel. Bir video attı, kayboldu dediler. Kayıplara karıştı dediler. Parayı buldu gitti dediler. Dediler. Problem yok. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi güzel bir Türk buluşmasına gidiyoruz. Kanada geyiklerini düzenledi. Eray abim ve Evren abim düzenliyor. Bakalım, Evren abim oradaymış zaten. Gidelim, görelim, ortamı görelim, insanlara bakalım. Azıcık röportaj yapabilsek röportaj yapalım. Böyle keyifli bir video olacak. İyi seyirler diliyorum. Tamam, bu vlog işleri güzel falan. Benden diyorum, acaba böyle vlogger falan, youtuber olur mu diyorum. Düşünüyorum. Hani potansiyel görüyorum kendim ama aynı zamanda göremiyorum da. Bakacağız ya, artık bunu sizlerle beraber karar verin değil mi? Gece video çekme fikri nereden geldi kampıma ben de bilmiyorum ama. Çözeceğiz ya bir şekilde. Karanlıkta böyle yapıyoruz da. Ya ışık kalitesi iyi değil falan böyle. Çözemedim. Bakçısı. Bulduk. Videoda öyle değil. Ulan mumuş lan, yandı elim. Allah kahretsin. Eli yaptılar. Yanlış. Dördür romantik olsun. Yanlışlıkla başlatmışım bu arada da. Şu an Türk'ün buluşmasına geldik. Ortam kalabalık, güzel, böyle tadında. Ama pizzamızı aldık. Biramızı aldık. Ortamın nabzını yoklayacağız. Ona göre belki takılmaca falan devamı geliyor. Evet sayın izleyenler, partiden çok fazla video çekemedim. Görüntüleri gördünüz zaten. Ya genelde ortam çok güzeldi. Pizzalar falan vardı işte. Tanesi 5 dolar. Dilimi 5 dolar. Ya da mesela alkol fiyatları fena değildi. Örnek veriyorum, bir bira bardağı işte 5 dolardı. Vodka'lı bir karışım falan işte 11 dolar falandı hani. Böyle çok fena değildi. İçi güzeldi. Onun haricinde müzikler çok iyiydi. Bayağı özlemişiz yani böyle bir işte Türk müziği, böyle klapta takılmacalar falan böyle. Hani bunlar güzel şeyler. İnsanlar da çok iyiydi. Çok fazla her kesimde insan vardı. Sadece sırf genç yoktu. Bazı kişiler işte fark ettim networking kovalıyordu. Orada hani işte iş bulma çabası bilmem ne falan. Hani herkes yeni şeyler gördü falan böyle. Güzeldi. Ben sevindim. Yani çok kısa oldu evet. Çok fazla görüntü çekemedim ama eğlenceliydi. Ya genellikle içeride böyle insanlarla röportaj yapmayı denedim ama fail olduk. Problem yok. Kısa bir video oldu, öz bir video oldu diyelim. Ama startı verdik. Bir şekilde startı vermemiz lazımdı. Önemli olan oydu. Şimdi startı verdiğimize göre devam edebiliriz. Hava da bu arada çok soğuk.
Ağzımdan dumanlar çıkıyor. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviniyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.